ifade etmişlerdi. Gözler pazartesiye çevrilmişti. Pazartesi günü yapılacak toplantıya İYİ Parti lideri Meral Akşener katılacak mı, katılmayacak mı, bu merak ediliyordu. Gün içerisinde, daha doğrusu dün geceden bu yana öyle bir trafik yaşandı ki, evet, liderlerin buraya doğru yürümeye başladığını, evet, liderler kapıya doğru geliyor. Evet, Gültekin Uysal'ı gördüm, diğer liderleri gördüm. Şu an kürsüdeler, artık orada konum alacaklar. Daha sonra, evet, tek tek anons ediliyor hepsi. İlk isim Uysal oldu içeriden çıkan. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Evet, Deva Partisi lideri Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu. Sayın Ahmet Davutoğlu da anons edildi. Pardon, yayındayız. Evet. Ve son olarak Sayın Meral Akşener anons edildi. Tüm liderler burada, birazdan konuşmanın başlamasını bekliyoruz. Evet, liderler 3 günlük, belki de 4 günlük bir aranın ardından yeniden 6 isim. Sevgili yol arkadaşlarımız, bugün aynı zamanda temize çıkma, günahlardan affolma günüdür. Arzu hale kıyafet etmiyorsa lisan, susmalı, gözyaşı akmalı. Kişinin duası kabul olacaksa onu günahsız ağızlanacak birisi yapmalı. Allah sevenleri sevilenlerin duasıyla korurmuş. Duanızı eksik etmeyin. Mübarek üç ayların içerisinde olduğumuz ve Ramazan ayının habercisi bu güzel mübarek günde İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ederken, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye ve Hatay'da yaşanan deprem felaketinde aramızdan ayrılan vatandaşlarımızın anıları önünde saygıyla eğiliyor, rahmetle anıyoruz. Değerli yol arkadaşlarımız, ben şimdi sizleri daha fazla bekletmeden Saadet Partimizin çok saygıdeğer Genel Başkanı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı çıkmak üzere Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın ifade edildi. Bugün Berat Kandili'ni idrak ediyoruz. Üç ayların içindeyiz. Ramazan'a çok kısa bir zaman kaldı. Bundan dolayı Cenab-ı Hakk'ın bu gece hürmetine aldığımız kararları başarıyla neticelendirmesini niyaz ediyoruz Cenab-ı Hak'tan. Elbette içinde bulunduğumuz günler biraz önce yine ifade edildiği gibi acılı günler. On binlerce kardeşimiz hayata veda etti. Birçok şehirde, şehir diye neredeyse bina ayakta kalmadı. Vefat eden bütün kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Geride kalan kardeşlerimize de başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Allah vefat edenlere tekraren rahmet eylesin.
Muhterem kardeşlerim, bugün burada bir araya gelmemizin sebebini hepiniz biliyorsunuz. Sizi daha fazla burada tutmak istemiyorum. Hava biraz soğuk. Aynı zamanda mübarek bir gecedeyiz. Ben bu toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı, önemli olan size, siz kardeşlerimize duyurmayı bir görev addediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak bu görevin hayırlı olmasını diliyor. İnşallah seçimlerin ardından da kendisine başarılar temennisinde bulunuyorum. Sözü şimdi kendisine bırakıyorum. Esselamu aleyküm muhterem kardeşlerim. Teşekkür ederim.